Ne oldu? Ya CD'leri karıştırdım. Çantana iyice baktın mı? Belki çantandadır. Salak kafam, salak. Hey, bir dakika, CD ne olacak? Oho, duymuyordu. Hani ne oldu? Sopası var oğlum ya. Ya abicim bak, oturup medeni insanlar gibi konuşsak olmaz mı? Açın lan. Tamam, bir hata yaptım. Falan. Ben sana soracağım o düğmenin hesabını. Ne düğmesi oğlum? Anlatırım sana. Dur sen, dur. Hocam bana bak, sen benim kim olduğumu biliyor musun ya? Benim babam polis. Emekli polis. Sus be. Ayrıca abim de polis. Vallahi bir telefona bakar kendini Sinop cezaevinde bulursun. Kapatıldı oğlum orası. Ya oğlum bir sus. Allah Allah, sen kimden yanasın? Bizden mi, manyak abiden mi? Açın lan kapıyı. Açın lan. Heh, Aslı arıyor. Alo Aslı. Ya Deniz, çok kötü bir şey oldu. Ben CD kaybettim. Ne? Ya çok özür dilerim Deniz ya. Tam taksa iniyordum. Özgü Çevik'le çarpıştık. Onun da CD'si varmış. O benimkini aldı. Yani seninkini işte. Ben de onunkini aldım. Aslı ne diyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum. Ya CD'ler karıştı diyorum. Yani Senra'ya teslim edemedim. Ya tamam boş ver, ne yapalım, ben onu bir şekilde hallederim. Sen buraya gel çabuk, adam kapıyı kıracak. Efe gelmedim senin yanına. Geldi de o da yanında şu anda. Nasıl yani, anlamadım ya. Ya kuzum gel kurtar bizi ya. Aslı gel sen hemen çabuk. Açın lan kapıyı, açın lan. Aslı çabuk ol. Nasıl yaparım abi ben bunu? Özgür ne oluyor abi, bana söyle, ben de panik yapayım. Ya taksiye binerken bir kızla çarpıştım. Hı. Kızın elinde bir CD vardı. Bu işte bu CD vardı. Benim CD de ona kaldı. Ne? Şaka yapıyorsun değil mi? Özgür ne olur şaka de. Ya ben herkese haber verdim. Bir saat sonra bütün basın burada olacak. Ne diyeceğiz adamlara? Of. Buldum. Bütün çocuklara haber verin. Burada canlı canlı çalın. Olmaz mı? Olmaz ya. O daha uzun iş. Buldum. Ne? Ne buldun? Ya burada telefonla adres yazıyor. Bakayım. Aa, helal olsun, var valla. Ne yapıyorsun? Hadi ara hemen. Ben ne yapıyorum? Tamam, pardon. Ne oldu, ne diyor? Ya bir dakika, açmadı daha. Hadi be, aç be kardeşim sen de ya. Aslı arıyor, bir şey oldu kesin. Dur oğlum, bırak çalsın. Yok abi, açmıyor. Açmaz tabii. Ben olsam ben de açmam. Şimdiye vermiştir bütün şarkıları internete. Geçmiş olsun Özgürcüm. Buraya kadarmış. Bütün emeklerimiz boşa gitti. Ya bir dakika sus ya. Ben gidiyorum. Ne? Beni bu kadar adamla yalnız mı bırakacaksın? Ya CD'yi alıp geleceğim. Bu arada sen stüdyoyu ara, bir tane kopya göndersinler. Bir saati çıkmaz ki o. Ya sen ne diyorsan onu yap. Ben bir saate kadar gelirim. Bu arada basından birileri gelirse oyalar. Ha şu CD'yi ver. Merhaba, ne haber? Hiç iyi değilim. Ne oldu ya? Sen arabayla mı geldin? Evet. Biliyorsun. Dur ya, nereye gidiyoruz? Ya yolda anlatırım. Tansiyonunuz normale dönmüş. Biraz daha iyi misin herhalde? İyiyim. Ne bu başıma gelenler? Önce annen, sonra sen. Anneanne vallahi düşündüğüm gibi değil. Yanlış anladın sen. Ne değil? Doktor bey ultrasonla karnına bakıyordu. Niye bakıyordu? Hamilesin de ondan bakıyordu. Ya anneanneciğim vallahi yok öyle bir şey ya. Doktor bey lütfen siz de söyler misiniz? Hanımefendi torununuz hamile değil. Merak etmeyin. O zaman niye? Hanımefendi bakın, burada doktor olan benim. Torununuz hamile değil diyorum. Merak etmeyin. Siz isterseniz biraz dışarıda dinlenin, sakinleşin. Sonra konuşuruz. Olur mu? Peki siz rahatsız olmayın, ben giderim. Dışarıda bekliyorum ona göre. Ben de sizden bir açıklama bekliyorum. Ya birader ne pis adammış bu ya. Oğlum sen ne yaptın bu yarmanın öküzüne kış falan mı dedin? Yok be oğlum. Düğmem koptu. Ailem dikerdi, aşağı indim. Kardeşimin adını ağzına alma lan. Ya tamam abicim, özür dileriz. Eyvallah yani. Aylin kardeş bizim dünya hayret bacımız. Ama artık lütfen itmeyelim ya. Hamile değilsiniz. Hiçbir probleminiz de yok. Küçük hanım. Şimdi bir açıklamada bulunacak mısınız? Yoksa anneannenizi içeri alayım mı? Yok tamam. Tamam ben konuşacağım. Ben aslında muayene olmaya falan gelmedim buraya. Yani tabii ki hamile olmadığımı biliyorum. Peki neden geldiniz? Ben...
Babamı arıyorum. Ne demek bu? Bir tek adını biliyorum. Adı Cemal bu. Anladım. Siz yani benim babanız olduğumu düşünüyorsunuz.